Kurumlar vergi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme süreci bugün itibariyle başladı. Yanımızda serbest muhasebeci, mali müşavir Soner Demirel var. Soner Bey, bugün süreç başladı ve kurumlar vergisi öncelikle nedir? İzleyicilerimize bunu bir anlatalım önce. Kurumlar vergisi kurumların bir mali yıl içerisindeki elde etmiş oldukları kazanç üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefleri kimlerdir? Anonim şirketler, limited şirketler, iş ortaklıkları, kooperatifler, iktisadi amaçla kurulmuş dernek ve vakıflara ait şirketler, iktisadi kamu kuruluşları. Peki kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından son gününü akşamına kadar verilmesi gerekir. Peki bu beyannamenin oranı nedir? Kurumlar vergisi oranı 2007 yılından önce %33 olan kurumlar vergisi oranı bu yıldan sonra %20'ye düşürülmüştü. Ee, ancak 2018, 2019 ve 2020 yılları olmak üzere %22 üzerinden güncellenmişti. Ee, 2021 yılında ise e, çıkarılan 7256 sayılı kanun e, ile kurumlar vergisi oranının düşürülmesi gündeme gelmiş ama gerçekleşmemişti. 2021 yılında ise koronavirüs salgının etkileri de göz önünde bulundurularak bu kurumlar vergisi oranında Düşürülmesi beklenmekte olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu oran OECD'nin yayınlamış olduğu istatistiklere göre Avrupa Birliği bölgesinde ortalama %22.5 ve dünyada ise bu oran ortalama %21.4'tür.